10 köprü yıkıldı, 1600'ü aşkın dükkan sular altında kaldı. Sera ve Narenciye bahçeleri adeta göle döndü. Kumluca'daki sel felaketine siyasiler duyarsız kalmadı. Büyük felaketin yaşandığı bölgeye gelenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu'ndan bilgi alan Torun, havza planlarına dikkat çekti. Yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dilemek ve sel bölgesinde inceleme yapmak üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kumluca'ya geldi. Torun'a tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, doğa hakları ve çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da eşlik etti. CHP'li milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybey'in de hazır bulunduğu incelemelerde Torun önce Başkan Köloğlu'ndan son durum hakkında bilgiler aldı. Tabii trafoların patlamasıyla beraber artık belediye çalışamaz hale geldi. Bir de 10 tane köprümüz yıkıldı. Köprünün bir tanesi de kademenin orayı tıkadığı için kademede bütün alet, edevat, araçları tamamını süpürdü gitti. Yani şu anda kademesi %50'ye düşen, belediye araçlarının tamamı giden, belediyedeki arşiv ve elektronik aksamı tamamı patlayan bir belediye noktasındayız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun daha sonra merkezde bulunan ve dükkanları, sel suları ve çamur içinde kalan esnafı ziyaret edip geçmiş olsun diledi. Torun burada yaptığı açıklamalarda yaralarımızı imece usulüyle saracağız dedi. Tek tesellimiz bir can kaybının olmayışı, çok şükür. Bir can kaybı yok. Bu sevindirici. Malda canın yongası ama sonuçta onu imece usulü aramızda hep beraber güç birliği yaparak aşarız. Yaraları sararız. Doğa hakları ve çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise yaşanan felaketlerin önüne geçilmesi noktasında ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledi. Yağışın miktarına, şiddetine müdahale edemez. Yağmur yağar. Önemli olan onun sel olmasını, sel olduktan sonra can ve mal kaybına sebep olmasını engelleyebilmektir. Bu insanın elinde olan bir şeydir. Bunu sağlamak gerekiyor. Sayın Başkanımın dediği gibi havza planlarının yapılması gerekiyor. Bu çağda hala pek çok yerde maalesef planlar yok, bulunmuyor. Şimdi tabii eleştirecek gün değil. Bugün yaraları sarma günü. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Kolay gelsin.